dünya zaten faniydi. Ya sen önce öleceksin ya önce bir ölecek. Ve ayrılık kaçınılmazdır. Dünya fanidir. Ama ahiret sonsuzdur ve bakidir. Orada cem olmamız, içtima olmamız. Orada ben diyorum ki işte annemle bir olma istemez miyim? Cahit dedemle misal. E burada da şimdi Mehmet Niyazi Akıldız abimizin yakınları işte onunla ahirette de birleşmek istiyorlarsa Diğer efendim, Sami Efendi, kardeşimizin çocuğu, şey efendim baştanını aradım işte, Fihat kızları. Allah onlara da hayırlı mürvetler nasip etsin, analarının gözünü aydın etsin onlardan. Hep duacıyız hepsine. Efendim, e, ahirette babalarıyla işte eşi, eşiyle buluşmak istemezler mi? Ha istiyorlarsa ve mesele nedir? En büyük dua ve en büyük gayret edilmesi gereken mesele yani kul kusursuz olmaz, hepimizin günahları olabilir ama ehli sünnet itikadını muhafaza üzere ve Allah dostlarına muhabbet ve sevgi üzere kıl kadar, üzere kadar ehl sünnetten, itikaden ayrılmadan yaşayabilip ölebilirsek cennette Mevla Teala zaten birleştireceğini, efendim cem edeceğini, hatta e, yukarıdaki derecedekini aşağı çekmeyeceğini, aşağıdaki derecedekini yukarı çıkaracağını böyle bir lütuf da bulunacağını Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Estağfirullah. وَالَّذِينَ آمَنُوا ve ذُرِّيَّتُمْ بِا۪يمَانِ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِي مِنْ şey. Kimler ki iman ettiler, zürriyetleri, çocukları, torunları da imanda onlara tabi oldu, aynı yoldan gittiler. Ve yarın ahirette hepsi de cennete girdiler. Fakat e, diyelim ki Sami Efendi'nin oğlu üçüncü e, derecede kaldı. Sami Efendi üçüncü dereceye çıktı. Ve Mehmet Niyazi Efendi, Hacı Efendi kardeşimiz, 500. dereceye çıktı misal. Oğlu torunu birinci derecede kaldı ama cennete girdi. Mevlana buyuruyor, ben öyle Allah'ım ki buyuruyor. Dedesine, babasına demem ki, ya sen çocuğunu göreceksen in aşağıda birinci derecede görüşün. Veyahut da senin makamını da oraya alayım, madem komşuluk istiyorsun, orada birbirinize sizi komşu edeyim, çoluğun çocuğundan yakın olasın. Öyle yapmam Allah buyuruyor. Ya ne yaparım? Elhak ne yapayım zürriyeti? Kim yukarıdaysa, Ekseri babalar dediler geçmişler daha hayırlı oluyor tabii ki kıyamete kadar bozulma devam edecek. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman hadis-i şerifte ne buyuruyor? La yeti aleykum zaman illa vellezî ba'de şerrun minhu hatta telkav rabbekum. Buhari hadis-i şerifinde geçer. Yani sizin üzerinize ey ümmetim diyor, ey sahabem diyor yani benden sonra yaşayacaklar Zın üzerine hangi yeni zaman gelecekse yani işte önümüzde yaşıyoruz ki 23, 24, 20 2000 bilmem ne gidiyoruz ileri doğru böyle. Ha bu her gelen geçenden şerli olacak. Her gelen geçeni aratacak. Daha şerli olacak. Ne zamana kadar? Rabbinize kavuşunca Ya ölümle kavuşursun ya zaten kıyamet kopacak, dünya yıkılacak, gidecek. Yani kıyamet gününe kadar buyurur. Şahıslar hakkında belki bir şahs için bir dahaki sene tevbe nasip olur, salih amel nasip olur. O bir dahaki sene 2024 onun için 2023'ten veyahut 1445 hicri hesap esas senemiz olur. 1443'ten 44'ten daha faydalı olabilir bir insan için. Tevbe eder, yola gelir, kazanamazlarını tamamlar, zekat borçlarını öder. Bu şahıs için konuşmuyoruz ama ümmetimizin geneli için e, Rabbinize siz kavuşuncaya kadar, kıyamet kopana kadar her gelen gün Geçeni aratacak yani taşerli olacak. Onun için hadis-i kerimede de bakın dikkat edin. Zürriyetlerini onlara katarız diyor. Mesela hayırlı olanlar e, hangileri ise aşağı derecedeki olanları yukarı dereceye yükseltiriz. Mana budur. Ama şeyde ifadede ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim ifadesinde zürriyetlerini onlara katarız. Demek ki dedeler, atalar, babalar zaten öbür hadis-i de anlaşılıyor ki Önce geçenler daha salih, daha takva sahibi olma potansiyeline sahip yani. Ortalığı görüyorsunuz, 15-20 senede memleketi tanıyamayacak hale geldik. Ateist, deist, eşcinsellik falan artık yani alenen konuşulacak hiç hayata kalmadı. Yani utanma diye bir şey kalmadı. Ben 15-20 senedir şu internetlerden sonraki durumu beraber yaşadık. E bundan sonrasında Allah şerinden muhafaza yani önümüzdeki zaman dilimde daha kötü. Onun için kurban olduğum Allah buyuruyor ki zürriyetlerini onlara ilhak ederiz. Yani e, çoluk çocukların derecesi ekseriyetle daha düşük olursa, babaların, dedelerin, atalarının derecesi daha yüksek olursa, ki burada mesela illet kendi direkt babası dedesi değil ki. Babası dedesi de birinin çocuğu. Dolayısıyla daha geride olduğu zaman e benim şimdi 5-6 dede gerimde Hacı Tahir Efendi, yok Ali Osman bilmem. Bakıyoruz daha takva çıkıyor. Yani haberleri öyle geliyor. 3 ayda hacca gidipler, 6 ayda, ayda hacca gidip dönmüşler mesela göreleden. Misal, kim hangi ailede olsa geriye gidersen, atalarda daha geriye gidersen, ne kadar geri gidiyorsun? Bakıyorsun, e, İslamiyet'in hakim olduğu dönemler, e, şeratla yönetilen Osmanlı veyahut Selçuklu atalarımız işte ulaştığımız noktalarda daha geri gidiyor, daha geri giden yerler ekseriyetle daha takva üzere oluyor. Çünkü böyle haramlar yaygınlaşmamıştı, bir de bu haramlar böyle serbest değildi. Şimdi haram yapana madalya takıyorlar yani. Onun için biz zürriyetlerini makamları yüksek olan atalarına, babalarına katarız ve maalesef ne bir şey? Onların amelinden de bir şey eksik etmeyiz. Yani ne demek? Yani dedesine büyük dedesine, atasına şunu demeyiz. Bak senin bu kadar çocuğun, torunun onlardan gelmiş. Belki binlerce, on binlerce efendim zürriyetin gelmiş peşine. Biz seni bunları sen 300. makamdasın, 500. derecesisin. Bunları cennette yüksek derece seni yanına aldık. Makam olarak yani onun cennetine girmiyor. Herkesin kendi cenneti var. Herkes cennete giren herkesin kendi cenneti var. Ama Şimdi bir de civarlık var, yani komşuluk var. Hangi makamdasın? Bir inmek var, çıkmak var yani. Yok, onlar onlara ilhak ederiz diyor. Ne demek ilhak? Katıyor yani. Aynı makama çıkartıyor. E aynı makama çıkarttığı zaman o adam onu ameliyle hak etmemiş. O torun, o çocuk onu ameliyle hak etmemiş o makam. Onun kendine kastedi. Birinci basamaktaydı. Üçüncü dereceydi. Cennette <laughs> 6666 derece var. İki derece arası yerle gök arası kadar. 500 senelik mesafe... İn ehli cenneti le teraevne. Cennet ehli diyor birbirine nasıl bakarlar? E kema teraevne el kevkebe durriye. de, karanlığı delen yıldızlar var ya gezegenler görüyorsun hele ki şehir ışığından kurtulduğun zaman böyle köyde möyde hiç ışık bulunmayan bir yerde olduğu zaman bulutsuz bir mehtaplı bir havada veya ayın olmadığında yıldızlar daha da gözükebilir tabi o da ayrı bir dava ayın ışığı baskın çıkıyor. Ondan sonra yıldızlara bir bakıyorsun acayip bir şey öyle rastladım yani yollarda izlerde hani şehir ışığından uzak olursan tam görüyorsun böyle. Nasıl olur bir şey ya? Kökler. Dolu. işte o yıldızlara sen buradan nasıl bakıyorsun? Cennette de bir alt basamaktaki bir üst basamaktaki ne? Öyle bakacak. E onun için sen 300 dereceye sen dedenin hatırı için seni katarız diyor. Sen bu makamı hak etmedin ki amelinden. E ama dedesine de şunu demeyeceğiz Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Yahu ben bu kadar çocuğunu, torununu, tosmanı senin yanına makamına çıkarttım. O zaman senin de amelinden buradan biraz eksiltiyorum. Veya makamından dereceksin eksiltiyorum. Onun için sen 300 deydin, seni de 200'e alalım, 250'ye alalım. E bunları da biraz yukarı çıkaralım. Bir ele bir ortayı bulalım. Ben böyle demiyorum Allah Ben fazlu kerem sahibiyim. Ne yapıyorum? O dedelerinin kıymetli atalarının amelinden hiçbir şey eksik etmiyorum. Derecesine hiçbir indirim yapmıyorum. Ya ne yapıyorum? Çoluğun çocuğunu onun hatırı için onun makamına yükseltiyorum. Mesele budur kardeş. Mesele budur. Onun için e, imanı kurtarmak, ehl sünnet itikadı üzere yaşayıp ölebilmek bir de en Allah dostlarını sevmek. Şimdi bu insanlarla bizim müşterimiz nedir? Sami Efendi ile Mehmet Niyazi abimizle müşterimiz nedir? Müşterimiz işte Muhammed Efendi Hazretlerimize intisap, ona rabıta işte yani e, Allah dostlarının sohbetlerinde bulunmak, ilim meclislerinde bulunmak Ta tabi nice onların, e, hoca, Efendi e, civanda bulunanlar, onun yetiştirdiği nice hoca efendilerle de beraber oluyorlar doğal olarak. E bu da nedir? İlim meclisinde oturuyorlar, zikir meclisinde oturuyorlar, hatbi şerife katılıyorlar. Bunlar kazanç buradadır. Ama arkadan onun yolunu da gidenler ona ilhak edilecekler. Velev ki amelleri onlar kadar olmasa da. Ama en azından sevgi baki kalması lazım. El mer'u Kişi sevdiğiyle beraber. Sen babanın sevdiği hocayı sevmediğin zaman yani o, o adam da eli sünnet bir alim veya dedenin tabi olduğu bir zata sevgi ve muhabbeti dahi kurtaramadıysan hatta tersine dönüp düşman olduysan o zaman Allah seni cem eder mi? Etmez. Onun için kıyamet günü yerler yurtlar ayrılacak Allah buyuruyor. Ama ben neye göre muamele edeceğim? Ehl-i sünnet itikadı, muhabbet, sevgi, kim kimi sevdi? onu kadar amel edemese de onunla beraber kılacağım buyuru. Onun için Allah bir mati amelüne basir. Allah sizin hakkı hakkıyla görücüdür. Onun için kimse Allah'tan mal kaçıramaz, bir şey amel kaçıramaz. Efendim ben ben şöyle miydim, benim şunu yaptım, bunu yaptım. Ya e Allah ne bahane sunacaksın? Senin babanı yaptı belli, dedeni yaptığı, seni yaptığın belli. Yaptığı belli. Küllümriyim bir makese rahim diyor öbür ayette de. Herkes kazandığı, yaptığı amelle rehin ve tutsak kalacak. Babamın ameli beni bağlamıyor. Benim amelim babamı bağlamıyor. Değil mi? Ama he babama hakaret ettiysem, dayak attıysam falan o zaten benim amelim. Babamın yüzünden, annemin yüzünden cehenneme girebilme tehlikesi var tabii herkesin. Çünkü neden? E onlara yaparsa hakaret, beddua alırsa girer. Ama oyunu kendi amelinden gürü. Yani herkes kendi amelinden gürü. Ve da adam çıktı millete önderlik, liderlik yaptı. Ondan sonra milleti saptırdı etti. E efendim ben size içkiyi serbest ettim dedi. Zina bilmem ne ettim dedi. Şeyhim dedi bilmem ne sapıklar çıktı türedi dünyada bugüne kadar. E bu, bu adamlar da buna uydular. Haram işlediler, günah işlediler. E şimdi o adama iki misli ceza var. Çünkü sebep oldu, öne geçti. Ama bu da niye uyuntuluk yaptı? Bu da niye hakkı aramadı, hidayeti aramadı? Kıyas yapmadı. Ya arkadaş biz duyduğumuza, bildiğimize göre kimse bize namaz kılma yükünü bana at. İttebi'u sebi'yle ne avel ne hamil Bazı önderler, liderler öyle der. Ya sen benim bizim yolumuza uyun, suçlarınızı, günahlarınızı biz yükleniriz. E şimdi de bazı insanlar birbirine söylüyor. Ya günahım benim olsun. Yap şunu. Ya iç şu zıkımı. Veyahut da git zinaya ya. Bu kadar canın istiyor. Bilmem ne. Haşa haşa haşa. Günahım benim olsun. Nasıl günah senin olsun? Ve lehmilunne ethkalem ve ve Onlar kendi ağır yüklerini ce cehennemde mahşerde taşıyacaklar. Niye? Sebep oldular. Kötü işe sebebiyet verdiler. O insanları izlal ettiler, saptırdılar. Onun için bir kendi günahları bir de saptırma günahlarından. İki misli alırlar. Ama o sapanlar, o sapıtanlar, o canları ekşili turşulu isteyenler, sen hiçbir suçun yok. Ben buna bağlandım. Ondan sonra bu ne derse onu yaptım. Ya Rabbi bana sorma ona sor. Öyle bir şey var mı Allah buyuruyor. Sen de kendi sapıtma, o sapıtma ve saptırma. iki misli alır. Sende sapıtma günahın var. Neden? Dünya işinde malını isteseydi veriyor muydun? Efendim başka bir e, sana eziyet veren işe soksa seni duruyor muydun? Malına canına zarar verecek işleri laflarda dinliyor muydun? Yok. Ha namazı bağışladım senden deyince can kişi istedim Veya zinaet günahını bana yükle boş ver dedi. Ondan sonra efendim sen de ha bizim hoca dedi bunu veya liderimiz dedi veya efendim böyle şeyh de var. Böyle şeyh geçinen hakiki şeyh olur mu yani? Müteşeyh şeyh geçinen ne sahtekarlar var. Ne fuhuşlar ne müsteçen işlere müritlerini yani peşine gidenleri dahil ettiler, helak ettiler milleti ya. Onun için Müslüman uyanık olacak. Ben kimin peşine gideceğim? Hangi hocayı dinleyeceğim? ehl alim kimdir? Ha bu şekilde efendim doğru bir yol izleyerek ha babanın, atanın sevdiği hocayı sev derken açık çek vermiyorum. Sevdiği hoca doğru bir adamsa, Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir insansa, Şehit Hızır Efendi gibi bir insansa, Bayram Efendi, Şehit Bayram Efendi gibi bir insansa, misal yani. E şimdi bunlar tabii ki tescilli, Allah yolunda şehit olmuş alimlerimiz, hoca kardeşlerimiz, kimisleri hakikaten hocamız, okumuşuk onlardan. Ha, ha tamam, e benim babam atam kimi seviyorsa ben onu seveceğim. Körü körüne muhabbet yok. Allah için sevgi olacak. El hubbu lillah eftalul amal. Allah için. Allah için kim sevilir? Allah adamları sevilir. Çarkıcı, türkücü, futbolcuyu ben Allah için seviyorum. Ne alakası var? Allah'la ilgili bir müştereğiniz yok ki ondan. Bu noktayı koruyabilirseler işte bu kardeşlerimizin, müteveffaların, meyitlerin, ihvan kardeşlerimizden devamlı ahirete yolluyoruz. Yani şimdi tabii bir sohbet vaaz vesilesi oldu diye bu konuya bu kadar uzun girdim. Yoksa şahsi ilanlar şunlar bunlar 45 dakikalık bir zaman zarfında pek payımız kalmadı Ramazan'da. Ama bak vaaz çıkıyor. Kaç tane ayet hadi, hadis okudum aşağıda şimdi. Kaç tane. Herkes kendi ameliyle, kesbettiğiyle kazandığıyla rehindir, tutsaktır. Amel bağları rehin gibi onu bağlar. Onu ancak çözecek olan yine kendi tevbesidir, kendi amelidir. Ama Allah için bir Allah dostunu sevdiyse o onu, bağını çözdürür. El-Hüsnet itikatiyle ahirete gittiyse o onu kurtarır. Ne kadar günahkar olsa da iman adamı kurtarır. Sonu mutlaka cennete çıkarır. Cehennemde ne kadar da. Ama evet. mesele şu muharek Ramazan-ı Şerif'teyiz. Bak ahirete yolculuğu yoruz kardeşlerimizi. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Biz de her an ölme durumundayız. Bir hastalık çıkıyor. E, fut gidiyor adam. Yani zaten kalp krizi diye bir şey var ki ee, yani hiç öncesi belirtisi bile lazım gelmeden e, bir, aa hiçbir ses yoktu e, denilen vakalar şu anda çok artmış durumda. E, Neyimize güveniyoruz? Yaşa baksan benden gence gidiyor. Yani misal ben şimdi e, efendim ben en azından bir 80'e yaşarım diye nasıl konuşabilirim? Konuşamam. Hazır olmak lazım. Hele Ramazan-ı Şerif'i iyi değerlendirmek lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Geçen dersler 2-3 derstir bunu konuşuyoruz. Ramazan-ı Şerif'in ee, yan geliri çok, ecirleri, sevapları, faziletleri çok. Tabi bu kardeşlerimizden Ramazan şefte ölmelerinin de onlara yararı var. Ramazan'da ölmüş olmanın da faydası var. Fazileti var. Allah rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. Ee, buyurun ruhler için okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli ve nefesin adedema vesi'ahı. Elmullah Allah 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 Celle şanukü celle celalukü ammenevalkü ve ilahe geyruk ya rabbel alamin hediyelemzi bizen kabul ile ruhlena vasile ile ruhaniyetlen haber dare ile ailelerine sabrı cemil ile ecir ve amal salihat ile huzun umr ile muammer ile cennette cemre ile amin 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 salli ala şeydina Muhammedin Ala hep salavat-ı şerifeler arasında dua etmek lazım. Salavat-ı şerifesiz reddoluyor, kabul olmuyor. Başı salavat, sonu salavat olursa mutlaka kabul oluyor. Bir de ortasında salavat-ı şerif. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala selim denilirse ya yani mutlaka kabul oluyor. Allah Teala sevgilisinin Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem duası bereketiyle salavatın bereketiyle reddetmiyor kurban olduğum yani. E, dua duada bilmek lazım, adabına riayet etmek lazım ki Mutlaka kabul e, olsun da biz de dünya ahiret saadete, e, selamete erelim. Erenlerden olalım. rahman.